Sayın Rövanş izleyenleri, hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Özgür Hocam var. Özgür Hocam'la beraber bir birlik Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendireceğiz, muhabbetimizi yapacağız. Hocamın ilk yorumcu olarak gönül verdiği takımı konuşacağı objektif içeriği olacak. Hocam nasılsın? İyidir hocam. Yani nasıl olalım? Beşiktaş bir sezonu daha tamamen kapatmış durumda yani lig bitmeden. Hı hı. Nereden başlasam bilemiyorum yani sezon... Hocam genelinde... bence bana da halatta sorarak başlayabilirsin. Yani evet. Ben deyim hocam, çok merak etti, sordun. Ben pası bu Özgür Hocam'a atıyorum. Özgür Hocam biraz hazırlıklı gelmiş. Evet. Konuşacağı detaylar, konular fazla. Hocam top senindir. Gönül verdiğin, doğuştan beri tuttuğun takımını istediğin gibi değerlendir hocam. Ya hocam, ben öncelikle maçın gidişatından başlamak istiyorum. Dünkü maçtan, 1-1 berabere biten maçtan. Ya ben aslında bütün Beşiktaş taraftarının da biraz aynı düşündüğünü düşünüyorum. Ya Beşiktaş'ın maçlarını şu anda sadece Semih Kılıçsoy'u için izlediğini, hı hı, ve hani geri kalan takımı da çok önemsemediğini düşünüyorum bu sezon için. Ya ben de o şekilde maçı açtım. İlk yarıda evet Beşiktaş büyük takım gibi oynadı. Samsunspor çok varlık gösteremedi. Yine ufak kontra ataklarla ileri çıkmaya çalışsa da ilk yarı genelinde Beşiktaş kontrolü eline aldı. İlk gol zaten tamamen Semih Kılıçsoy'un nerede durması gerektiğini bildiği ve Gerson Fernandez'in de bildiğimiz o güzel driblingle ceza sahasına girmesiyle yani sek tuttu, bir şey oldu. Semih'in önüne düştü top. Olması gereken yerde olduğu için de vurdu, gol oldu. Bunun dışında ilk yarıda bahsedebileceğim çok bir şey yok. Yani Beşiktaş'ta oyun olarak da iç açıcı değil. Yani Fernando Santos, ben niye bu kadar tutucu bir futbol oynatıyor hala çözemedim. Yani bu kadar A kalite gelen bir hocanın, yani ilk bir de öne geçtikten sonra ilk yarıda Samsunspor da zaten çok varlık gösteremedi. Yani hala tutmaya çalışıyordu topu. İkinci yarıya geldiğimiz zaman da Samsunspor bir anda bir cesaret geldi onlara da. Yani Beşiktaş'ın bu tuttuğunu gördükten sonra oyunu. Onlar da biraz ileri çıkmaya başladı. Ben özellikle burada Muandin Maci'ye yani bir parmak basmak istiyorum. Yani parmak basmak istiyorsun. Peki. Yani bir şimdi kimse yanlış anlamasın. Samsunspor'lu taraftarlar da yanlış anlamasın ama yani ligde böyle bazı oyuncular vardır hocam. Anadolu'da özellikle böyle ayı gibi forvet, evet, dana gibi forvet. Doğru. Yani bilirsin ya, bu zaman Emenike olur. Lua olur. Lua Lua. Aynen yani böyle kaslı, evet, defans attığını dönen. Ensesinde bile kas olur onun. Evet, aynen, hmm, öyle. Yani Muandin Maci de tam bu profilde bir oyuncu. Yani döve döve defans attığını, yani resmen şey güreşti yani. Sırtına oluyor iki kişiyi, arkasına veriyor, topu tutuyor. Yani ne gerekiyorsa onu yaptı yani Beşiktaş için. Normalde de yaşı diyelim şu an kaçtır? 30'dur ama gerçekte 42, 43 evet, yaşı yani olan bir forvet. 5-6 yaş kesin fazlası var yani. %100 var. Ya zaten şeymiş hani bu olur ya, böyle şöyle duruyorlar yani, şakasız söylüyorum. Ben hakaret etmek de istemiyorum. Çok iyi. Zımba gibi yani. Zımba gibi yani, evet. Ya, bu Rus ayıları olur ya böyle. Aynı onun gibi yani, cidden. Ayı demek istemiyorum ama böyle tabir etmem lazım. Onun dışında zaten hep bir ileri bir geri orta hatta boşalmaya başladı bir süre sonra. O maç böyle ortada yani saçma sapan bir maç oldu. İçeride yine Beşiktaş'ın bir puan kaybı. Üçüncülük de gitti. Ya benim için yani Trabzon ne kadar puan kaybetse de bence hatta dördüncülük de gitti. Biz Beşiktaş ben 6. falan bitirir. Rize ve Kasımpaşa puan kaybetmezse çok fazla. Ben böyle düşünüyorum. Karamsar düşünüyorsun. Karamsar düşünüyorum. Yani bir de şöyle geleyim. Fernando Santos'un tercihlerine biraz gelmek istiyorum. Hı-hı. Yani nasıl başlayayım? Şimdi elinde ya 10 milyon euro hocam. Şimdi sen bir tane oyuncu alsan, isim, hı-hı, vermiyorum. Evet, yani, evet. Bir teknik direktör olsa elinde iki tane 10 milyonluk oyuncu var. Bank 11 yazmaz mısın? Yazılır. Bir ay önce almışsın. Tabii canım. Yani, sen istemişsin. Evet, bir de sen istedin üstüne. Hani elinde böyle bir klas bir oyuncu varken, Al-Musrati'den bahsediyorum. Evet. Neden Gerson Fernandez 6 numara? Gerson Fernandez'in 6 numara oynayamadığını cümle alem biliyor. Yani zaten ya Gerson Fernandez'i ben kötü bir oyuncu da demiyorum ama Gerson Fernandez'in ileriye gittiği zaman zaten yani bütün herkes bunun farkında. Dribling'e başlıyor. Sağ ya da sol atması lazım dikine gittiği zaman. Gerson Fernandez karar veremiyor. Ya cidden bütün fiziksel özellikleri yani 20 üstünden, buradan da FM tayfaya selam olsun. 20 üstünden 15 civarıysa
ya karar verme özelliği Getson'un 9 falan yani. Böyle golde de hani Getson'a yazar falan diye gördüm de Getson'a falan yazmaz yani. Adama sekti canım. Sekti bir şey oldu. Ya orada tamamen şans eseri bir gol oldu. Hı-hı. Ya tamamen Semih'e yazar o gol. Yani ben burada Getson Fernandez'in 6 numaradan 8 de değil hatta. Ben bunu dün canlı yayında da Instagram abonelerde aboneli için yaptığımız canlı yayında da bahsetmiştim. Evet hocam doğru. Buradan Instagram'a gidip de abone de olabilirsiniz. Oradan oraya da bas. Hani oradan oraya da bas. Çok iyi güzel hocam. Getson yani Getson Fernandez dün de bahsettim canlı yayında. Getson Fernandez'in ben sağ bek oynaması gerektiğini sağ düşünüyorum. Sağ bek mi hocam, evet. Hiç beklemiyordum sağ bek. Dün biraz çıtırdan bahsettim. Çok da bahsetmek istemedim ama yani Fernando Santos'un gelirken şimdi hocam sen de bir işveren olduğunu varsayıyorum şu anda yani bu RBN Spor kanalında ben de geldi iş görüşmesi doğru yaptım. Doğru hocam. Yani benden ne istediğini, aynen, benim senden ne istediğimi merak ettim. Bunları konuştuk, tartıştık. Bunun uzununda bir karar verdik. Hasan Arat da Fernando Santos'la otururken kara kaşına, kara gözüne, Portekizli olmasına göre teknik direktör olarak karar verdiğini düşünmüyorum. Hı-hı. Bir şey vaat etmiştir yani. Ben Beşiktaş'ı şu sıraya getireceğim. Ya da ben şu oyuncu şu dokunuş yapacağım. Şu oyuncu da alırsanız ben şu rakama satacağım demesi gerekiyor. Evet. Yani Al-Musati istediğini oynatmıyorsun. Elinde böyle kumaşı iyi olan oyuncular var. Mesela Getson Fernandez'in kumaşı iyi ama yani mesela ben Fernando Santos'un yerinde olsam Getson'u alırım. Sağ beke koyarım. Zaten gidecek. Tek yönlü sola doğru oynayacak yani. Hı-hı. Ben bunu geçen sezon hatırlıyor musun hocam bilmiyorum. Şenol Güneş de Getson'u biraz sola doğru çekmişti. Hı-hı. Fener derbisinde de biraz da öyle oynamıştı Getson Fernandez. Yani bir tek yönlü oynarsa ben çok başarılı olabileceğini düşünüyorum Getson Fernandez. Bunu yazayım hocam, ben bununla alakalı bir şey anlatırım sana. Yazdım ben bunu. Bu hocamın önerisidir. Değerlendirebilir yani izleyen Beşiktaşlı teknik ekip varsa bilmiyorum diye ama hocama bununla alakalı bir bu Getson konusunu hocamla bir konuşuruz. Evet hocam. Yani, yazdım, not aldım. Ya de Raşika'nın da ben yine böyle ya en azından sağ bek değil de sağ kanat bek gibi, hı-hı, yani en azından hani üçlü savunmayı oynatan bir hoca Fernando Santos. Portekiz'den biliyoruz yani. Dünya Kupası'nda da üçlü oynatmıştı. Evet. Yani şu an yeterli sayıda stoper yok ama yine sağ kanat bek değerlendirilebileceğini düşünüyorum Raşika'nın. Hı-hı. Çünkü ileride yani bir şut çekiyor. Böyle saçma sapan bir şey yok ya. Hani sağ kanat oynuyorsun. Beşiktaş'ın sağ kanatı böyle saçma sapan. Karşı karşıya oldu. Direkt dibinde Muçin'in kaçırdı. Evet, evet. Saçma sapan şey yani, hı-hı, inanılmaz. Normalde atması lazım. Yani atması lazım. Beşiktaş'ta oynuyorsun, hı-hı, abi. Yani mesela Muçi dün biraz eleştiri konusu oldu. Kötü de oynadığını düşünüyorum ben, hı-hı, aslında. Bence ama Muçi'nin kullanılamadığını da düşünüyorum. Adam 10 numara diye geldi. 2 maça mı çıktı? 3 maça mı çıktı 10 numara? 3 maça çıkmamıştır bile. Hı-hı. Öyle söyleyeyim yani. Onun dışında yani Fernando Santos gitti. Dün de haberini aldık. Hı hı. Buradan da kendisine ciao Mr. Santos demek istiyorum. Yani görüşmemek üzere. Görüşmemek üzere. Onun Portekizcesi yok mu hocam? Yani ciao Portekizce. Adios Mr. Santos da diyebiliriz yani. Peki hocam. Her türlü yani adios, ciao, arrivederci İtalyanca sorarsam. Yoktur büyük ihtimal. Yani yoktur da büyük ihtimal de. Ya bilmiyorum. Alayım mı hocam? Biraz daha sen diyeyim sana. Evet olabilir. Şimdi hocam güzel Beşiktaş'ın değerlendirdi, önerilerini sundu, takımla alakalı, başkan, teknik direktör konuşmalar, her şeyini anlattı hocam. Şimdi ben şöyle bir giriş yapıyorum bu maça. Beşiktaş bu maça, canlı yayında da söylemiştim, bu maça full hücum hattıyla, tamamen sadece gol atmaya yönelik bir hücum hattıyla çıktı, bir 11 ile çıktı. Ama böyle maçlarda eğer takım kaliteniz, futbolcu kaliteniz üst düzeyde ise 2'yi bulamazsanız, her bir türlü bir sıkıntı yaşarsınız. Birinin ayağı kayar. Birinin bacağının altından geçer. Bacak arasından geçer. Arkada gol olur. Bu sebeple Beşiktaş'ın kadro kalitesi Fenerbahçe ve Galatasaray kadar üst seviye olmadığı için bu maçlarda puan kaybı yaşamaya müsait bir takım. Bu maçta da onu gördük. Normalde Beşiktaş 2'yi bulup bitirmesi lazımdı Raşika karşı karşıya. Atsu o golü. Galatasaray da çok kez attı bunu. Atsu o golü. Beşiktaş 2-0 yapacaktı daha rahat bir şekilde. Fernando Santos'u da rahatlatacak bir şekilde devam edecekti yoluna ama olmadı. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosuyla alakalı şunu anlatacağım ben. Şimdi diyor şunu söyledim mi hocam, hücum attı full, hücum düşünerek evet çıktı. Svensson, aynen, bütün ama. Bu arada ben Svensson için de ayrı parantez için demişken bence fena oynamadı dün. Bence en iyi maçını oynadı evet geldiğinden beri. Svensson gitti geldi hocam. Gitti geldi. Başka yani burayı tamamen Svensson kullandı. Evet. Necip, Omar Koli, Bahtiyar. Getson buradaydı. Bu Raşika diyelim.
Muçi veya Muçi Raşika, ikisi de değişebilir. Muleka, Gezal, Semih Kılıçsoy. Böyle bir kadro ile çıktı hocam. Getson da buraya gidiyordu. Baktığımızda burada 6 kişi. Svensson gidiyordu. Bahtiyar gidip gitmeme, böyle bir arada kaldı, gitti geldi. Hatta biraz stoper oynamaya da kaydı. Hücumda yani. Beşiktaş böyle hocam. Gezal da biraz her zamanki gibi ortaya kesme yapıyordu. Böyle oynayan bir Beşiktaş vardı. Şimdi Raşika, Muleka yer değiştiriyorlar. Muleka bazen forvete gidiyor. Raşika kanada geçiyor. Raşika bazen buraya geliyor. Gezal 10 numaraya geçiyor. Yani saha içerisinde çok fazla sistem değişikliği, oyuncuların yer değiştiği anlar oldu. Şimdi olmadı demeyelim. Sonrasında değişiklikler yapıldı. Yine Abubakarlar atıldı, Cenk Tosunlar atıldı. Bütün gol bulmaya yönelik oyuncular atıldı ama şu orta sahada ki bir 8 numara ve 6 numara eksikliği, burayı bir toplayabilecek oyuncu eksikliğinden kaynaklı Beşiktaş gol bulamadı. Yani ikinci golü bulamadı ve bir puanla ayrıldı bu maçtan. Fernando Santos'u hocam değerlendirdi bir Beşiktaşçı olarak. Ben şunu söylüyorum Fernando Santos için. Hasan Arat bu takıma teknik direktörü alırken, ararken yani biz burada hep şunu söyledik. Ben söyledim en azından. Yani bu takıma gelecek antrenör proje için, proje antrenörü olarak gelmemeli dedim. Bu gemiyi sezon sonu limana eli yüzü düzgün bir şekilde götürecek bir antrenör getirmesi lazım düşüncesindeydim. Rıza Çalınbay denendi ama Rıza Çalınbay da takımı bilmediği için, Beşiktaş'ta uzun yıllardır çalışmadığı için, en son 2005'te çalışmıştı galiba. Yani 18 yıl olmuş çalışmayalı. Yani Şenol Güneş'ten sonra, Burak Yılmaz'dan sonra ben Sergen Yalçın'ı önermiştim. Ama Beşiktaş yönetimi düşünmemişti bunu. Şu anki Beşiktaş taraftarları da iki isim üzerinde yoğunlaşıyor. Şenol Güneş, Sergen Yalçın. Bakacağız ne olacak teknik direktör için. Şu an Serdar Topraktepe devam edecek. Sezonu bitirecek diyebilirim. Sezonu bitirecek. Kötü bir antrenörlük formu mu vardı? Yoktu. Yani Burak Yılmaz'dan sonra iyi bir galibiyetler de aldı. İyi futbol da oynattı. Birazcık şey antrenördü. İdare etme antrenörüydü. Evet. Oyuncularla iyi anlaşma. İdare etme antrenörüydü. Beşiktaş'a da şu an bu lazım diye düşünüyorum. Bakacağız Beşiktaş için sonu, yani ligin sonuna doğru her geçen hafta karartı daha da artıyor. Bir hafta geçiyor, daha da karanlıklaşıyor her şey. Bir hafta daha geçiyor. Beşiktaş'ın hemen sezonu bitirmesi lazım. Evet, bitti zaten. Hemen bitsin. Ya genel olarak hemen Mayıs'a gelmesi lazım Beşiktaş'ın. Yeni bir yapılanma, yeni bir sezon hazırlığı, yeni bir antrenör. Genel kapsamlı bir çalışma olması lazım Beşiktaş'ta. Ben burada Fernando Santos'un direkt bu kadro bizim kadromuz değil. Biz yeni sezonda daha iyi bir kadro kurup planlama çerçevesinde. Ondan sonra bakılır. Valerian İsmail geldiği zaman yeni bir sezona gelsin, bir antrenmana çıksın denildi. Yani ben Fernando Santos'un evet kötü bir futbol oynatıyor ama yani kendini de çok kötü ifade ediyor. Ben ifade etse bu arada kredi verilebilirdi ben Fernando Santos'a. Hani taraftar olarak kredi verilebileceğini düşünüyorum. Ama cidden çok kötü ifade etti kendini. Sanki her maçı kazanacakmış gibi her maça böyle hani özgüvenle çıkıyor basın toplantılarına. Tamam evet özgüven lazım da elindeki malzemeyle çıkaracağın sonuç önemli burada. 2 milyon euro almış zaten çıkış parası olarak. Hayırlı olsun. 500'müş hocam. Ya şeyle maaşıyla beraber. Ya maaşıyla beraber yani. Toplam 2 milyon. Toplam 2 milyon. Yani ne diyeyim? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Allah bereket versin. Tabii. Yani 2 milyon. Portekiz'de 3 tane ev alır o parayla. Oo 3 ne ya? Yani daha üç, fazla. Daha fazla alır ya 2 milyon. Yani 2 milyona 3 ev şöyle alır böyle yani lüks. Lüks zaten lüksten. Rezidanstan. Torunlarına bırakacağı güzel evler alır Fernando Santos. Ben Fernando Santos'a şunu söylüyordum. Proje antrenörü olmadığını, yani proje için gelmemesi gerektiğini şu anki Beşiktaş antrenörlüğüne konusunu bahsediyordum. Şimdi Santos getirdiniz yönetim olarak. İlk haftalarda Godfather biz de burada söyledik. Bir takıma bir etkisi olacak mı, bir etkisi oldu mu bunları biz de konuştuk. Ama şimdi bu adamı getirdiniz. Bu adam da 25 milyonluk bir transfer alışı yaptı. 25 milyonluk baktığımız zaman Joe Varell'lar da buna dahil. 25 milyon harcattı. Şimdi bu 25 milyonu gelen antrenör, yeni gelen antrenör bakalım nasıl değerlendirecek. Hocam Al-Nusrati'ye klas oyuncu diyor. Ben kesinlikle klas oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Dümdüz yani Libyalı bir oyuncu klas olamaz hocam. Libya ülkesinde klasa dair hiçbir şey yoktur. Bu bir ırkçılık mıdır? Değildir de yani. Libyalı ama bir... haklısın. %98'i çöl bir yani, yani Libya'da klas bir şey yoktur. Al-Nusrati'de o klas olmayan şeylerden, oyunculardan bir tanesidir. Klas bir oyuncu değil Al-Nusrati. Birazcık görev adamı oyuncusu.
Bu sebeple yeni gelen antrenör kim gelecek? Yabancı mı, yerli mi bilmiyoruz sezon sonunda. Al-Nusrati'yi nasıl değerlendirecek? Muçi'yi belki kullanabilir. Hani 4-3-3'te önde oynar. Kanada belki atarsın. 10 numara oynar. İkinci forvet oynatabilirsin. Muçi'yi bir şekilde değerlendirirsin ama Al-Nusrati'den ne çıkacak? Al-Nusrati'nin yanına koyacağın adam da önemli. Al-Nusrati yanına Getson'u koyunca önünde Muçi olursa, gelecek sezonun orta sahası da böyle olursa taraftar nasıl güvenir? Ne durumda olur? Ben çok merak ediyorum. Bu sebeple Fernando Santos başlangıcıyla hani giriş, geliş ve sonuç olarak bakarsak sonuçta hayal kırıklığı olmuş bir antrenördür ne yazık ki. Aldırdığı oyuncuları kullanamaması, harcattığı para, tazminat ve maaşıyla aldığı 2 milyon ve Beşiktaş taraftarına bıraktığı tahribatla geçersiz not almıştır Fernando Santos. A+ diye geldi, F'le gönderdi. Maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi Beşiktaş taraftarı Serdar Topraktepe'ye birazcık destek olarak, çünkü zor bir yükün altında adam. Destek olarak takımı da destekleyerek bugün baktım, yani bu maçta baktım, Beşiktaş taraftarı stadı full doldurmuş. Hani bu taraftar daha ne yapsın? Hiç sağ skor alan yok, oynayan bir futbol yok. Ruhsuz futbolcuya rağmen tribünleri dolduran taraftarlar var. Her türlü desteği veren taraftarlar var. Ama hala karşılığını alamayan da bir taraftar var. Türkiye'deki futbol severlerin alayı böyledir. Maçlara cefa da olsa gider gene. Hepsi böyledir yani. Bugün yine gördüm bu maçta. Beşiktaş taraftarı tekrardan, hani ben boşluklar vardı. Yine yok demeyeyim hocam. Ya evet. Boşluklar yine vardı. Yani. O kadar da normal. Yine doldurmuş taraftarlar. Bir Beşiktaşlı değilim ama buradan teşekkür edeyim. Beşiktaş taraftarları adına diyeyim en azından. Diyeceklerim bunlar benim Beşiktaş'la alakalı. Maçı konuştuk. 2-0 yapmazsam böyle sıkıntılar olur takım kalitesinden ötürü. Fernando Santos'u konuştuk. Maç üzerinde daha çok konuşacak konumuz var mı? Yok. Çünkü Samsun Spor'da bir puana gelmiş. O da çok belli. 1-1 yani, 80'den sonra topu yedirdi yani. Bir de maç bitti. Adamlar kupa almış kadar sevindi. Samsun'un antrenörü de zaten Samsun Spor'u başka bir şeye geçirdi. Yani nasıl diyeyim? Farklı bir takım haline geldi. Küme düşme hattından bir anda orta sıralara çıkardı. Bir puan buradan iyi midir? Kazanmak zorunda olan Beşiktaş deplasmanından bir puan iyidir. Onlar da o gözle bakıyor olabilir Samsun Spor'da. Diyeceklerim bunlar. Samsun Spor kadro kalitesi olarak Emre Kılınç, Taylan, Enchamlar, forvet attı. Kanatta biri daha vardı. Şimdi daha da aklıma gelmiyor. Yani hasbel kadar iyi bir takım. Anadolu takımı tabii. Anadolu takımı. Kalede Okan Kocuk. Bir şekilde ligde kalacak bir takım. Beşiktaş deplasmanından bir puanla ayrıldılar. Onları da buradan tebrik ediyorum. Başka benim söyleyeceğim bir şey yok hocam. Senin ekleyeceğin bir şey varsa. Ben hocam yani kadro kalitesine değindim. Galatasaray ve Fenerbahçe yani bizim Beşiktaş'ın rakibi sonuç olarak. Ya ben kadro kalitesinde şöyle yazdım da zaten burada isimleri. Yani gitmesi gereken burada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 tane oyuncu bu var Beşiktaş'tan. Burada say hocam gitmesi gerekenler. Gitmesi gereken... Beşiktaş'tan Özgür hocama göre gitmesi gereken. Açtım uygulamayı. Kadroyu açtım. Dedim ki kim gitmeli? Abubakar kesinlikle gitmeli. Yani satılmalı da demiyorum. Direkt kovulmalı. Yaka paça. Abubakar için değil bu. Bütün isimler için. Peki. Bavulunu alacak. Beşiktaş tesislerinden Nevzat Demir'den ayrılacak. Peki. Bu isimler. Abubakar, Anterevic, Muleka. Muleka'yı da şöyle iyi bir para gelirse. Para gelmezse kalsın. Ben o konuda bir şey demiyorum. Peki. Amarte. Acil. Peki. Acil. Umut Meraş. En acil. Tamam. En acil adam. Sinyal yakaya geldi. Gezal. Artık olmuyor yani. İkinci bahar yaşamıyor. Sözleşmesi de uzadı bu arada. Yani uzadı ama. Peki. Ya gitmeli yani. Artık neyi... Gezal bu arada ben hani kötü biri olduğunu düşünmüyorum. Karakter olarak. Karakter olarak evet. Yani Beşiktaş'ın menfaatleri için ayrılmayı kabul eder yani. Niye? Yani etmez değil. Etmez hocam. 4 milyon alırken hiçbir insan kendi menfaati haricinde düşünmez. Yani başka kim var hocam listende? Yenecek listen. Akşam yemeği. Amir. Amir. Zaten sakatlıkta. Evet sakat. Yani İtalya'da da piyasası olduğunu ben duydum. Biliyorum da yani. Türklere gelecek olursak Cenk, Onur, Salih, Tayfur. Yani bu Cenk de Salih özellikle. O paraya değmezsiniz hacı yani. Peki. Bay bay direkt. Kalecilerden de iki kişi Ersin Destanoğlu ile Utku'dan anında çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Artık yani. Hocam takımda saydıklar mesela. Takım kalmıyor. Takım kim kalıyor? Semih kalıyor. Al-Nusrati, Rashica, Muçi. Necip. Necip de yani tamamen vefadan. Bir candır. Evet. Müthiş bir adamdır. Sertel FC'min dinamik kemiğidir. Müthiş 7.3'ü de aldı. Buradan teşekkür ediyorum Necip Hoca. Omar Colli mesela. O Colli'yi de çok düşündüm. Gitsin mi gitmesin mi? Yani Colli
çok iyi bir rotasyon stoperi. Sen şimdi olabilir. Diyorsun ki hocam burada kaç kişi yazmışsın? 14 kişi Özgür hocamın. Neredeyse bir kadro yani. Bir kadro daha fazlası hocam. Maç kadrosu. Maç kadrosunu hocam gönderilecek listesi olarak kendi önerilerini, kendi düşüncelerini sundu. Başka ekleyeceğim bir şey var mı hocam? Ya ben bir de gelecek oyunculardan biraz ekleyeyim. Söyle hocam. Ya burada tabii benim hiçbir duyum aldığımdan değil. Ben sadece sosyal medyada, Twitter'da dönen isimlerden yola çıkarak bu izlenimi aldım. Ve Beşiktaş için hayırlısı olabilecek insanlar bunlar. Hı hı. Ben öncelikle burada Coates'ten başlamak istiyorum. Bir sözleşme sıkıntısı olmuş onda Sporting'de. Beşiktaş'a da kafa gol atmıştı hocam. Belki evet. Şampiyonlar Ligi'nde hatırlarsın. Sergen Yalçın'ın muhteşem. Sporting Lisbon'da mı? Evet, Sporting'deydim. Evet. Hala gelme ihtimali en yüksek stoper ben Coates'i görüyorum. Hermoso da çok konuşuluyor ama ben Hermoso'nun Beşiktaş'a yar olmayacağını düşünüyorum. Yani bir böyle kaliteli bir stoperin gelirse bu arada tamamen Hasan Arat ve ekibinin başarısıdır. Ben Hermoso yani tebrik ederim zaten. Peki. Hummels Borussia Dortmund'dan. Bu da gelirse başarıdır. Çöp. Çöp mü? Çöp hocam. Nasıl çöp hocam? Çöp hocam. Ben şu yoldan çöp kutusu gelsin. Hocam. Çöp kutusu hemen içine atarım. Dortmund maçında izledim. Bu kadar ağır bir stoper. Ağır oğlu ağır bir stoper. Ayağı da iyi derdik ama orası da ağırlaşmış. Ayaklarının içi de ağırlaşmış. Şimdi ben hocam onun Türkiye'si gelmiş derim. Ya hocam bunu yaşamış bir insan olarak Hummels'ten yar olmaz diyorum. Ama Beşiktaş'a önerim de şudur almasın. Başka daha. Çünkü bu adam gelse bile 5 milyon ister. İşte ben gelirse diyorum başarıdır. Yani 5 milyon vereceğine gelirse başarıdır. 5 milyon vereceğine daha iyi bir oyuncu alınabilir. Buradan önerimi yapayım. Bu arada Hummels benim şey yani dediğin gibi ağır bir oyuncu ama benim de hani alsam desem ilk aklıma Hummels gelmez. Öyle evet, söyleyeyim. Ben zaten. İlk aklıma Coates falan gelir. Daha iyi olur. Yani ya ben bir de zaten ileriye daha genç böyle potansiyelli, geriye de daha tecrübe kokan mantıklı. Böyle, Avrupa'da oynamış oyuncuları tercih ediyorum. Hı-hı. Kendim kişisel olarak. İleriye de Patrick Schick konuşuluyor. Hı-hı. Beşiktaş'a yakışır mı? Yakışır. Evet. Alman yok Çek forvet. Pardon yanlış söyledim. Balkanlar'da güzel de gollerini de görüyoruz abimizin. Burada atar. Sörlot atar. Çek bir Sörlot. Evet, tipi de zaten yüz attı da böyle köşeli Sörlot'a da benziyor. Luis Alberto konuşuluyor ama ben Luis Alberto'nun yine Beşiktaş'a yar olmayacağını düşünüyorum. Yani Lazio'dan 11 oynayan adamı çekip getirirse çok para vermen lazım yani evet Beşiktaş o kadar para yok. Şey Grom Bayek sanırım böyle okunuyor. Bodo Glimt'ten Beşiktaş bu sezonu oynamıştı. İyi de bir oyuncu. Bu transfer haberleri geçiyor evet, şu an. Evet Salih Özcan falan diyor da bunlar şey. Ben bir de hocam sana hatırlıyorsan bu deneme çekimlerinde bir oyuncudan bahsetmiştim. Evet, Başar Önal. Aynen. Beşiktaş'ın yeni olacağı şahını evet, söylemiştim sana. İzleyenler bilmiyor ama evet ben evet. biliyorum. De Graf Schaap takımından. Graf evet. İkinci ligde Hollanda'da. Hı hı. Ben Beşiktaş'a böyle olacağı şahın etkisi yaratacağını düşünüyorum. Buradan Başar Önal isteyen arkadaşlara da bin selam olsun. Tanıyanlar. Seninle konuştuktan sonra izledim ben harbiden iyi oyuncu. İyi oyuncu. Yani Türk kontenjanı olarak da işe yarar. Ya benim hocam Beşiktaş hakkında yeni sezona dair beklentilerim bu şekilde. Ya budur. Hocamla biz büyük ihtimal Burak hocam da burada olduğunda gelecek sezonla alakalı konuşuruz. Ha. Yani bir maç bir gelecek sezon. Bir maç bir gelecek sezon konuşuruz artık. Yapacak bir şey yok Beşiktaş'la alakalı. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı, yorumları, istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Getson sağ bek oynar mı? Raşika kanat bek olur mu? Veya başka türlü önerileriniz her şeyi yazabilirsiniz. 30 dakikayı devirdik. Şifre olarak hocam ben hep kalem malem diyorum ya. Şimdi bu zamana kadar izleyen can kardeşler varsa şuraya bir bardak şifresiyle yoruma bir bardak yazan can kardeşleri, harbi kardeşleri bir görelim. Buraya kadar izlediyseniz şu bardağı biliyorsunuzdur. Yorumlarda bekliyorum bardak yazan can kardeşleri. Kendinize iyi bakın. Yeni içeriklerde, yeni objektiflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.